Kıymetli konuklar, günaydın diyerek sözüme başlayayım bugün. Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Aygen Erkal, İMSAD'ın genel sekreteriyim. Türkiye İMSAD olarak yapısal yangın güvenliği konusunda planladığımız webinar serisinin bugün ikincisi için bir aradayız. İlkini yanlış söylemeyeyim, 2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdik biliyorsunuz. Kentsel dönüşümde yapısal yangın güvenliği başlığıyla. Bugün de ikinci webinarımızın konusu yapı malzemeleri sektöründeki endüstriyel tesislerde yapısal yangın güvenliği. Bu doğrudan sektörümüzde ilgilendiren bir konu olduğu için çok önemsiyoruz. Üçüncü webinarımızı da 30 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Orada da yapıların deprem sonrası yangın performansından bahsedeceğiz. Ardından da 15 Haziran'da gösteri amaçlı bir yangına dayanım testi gerçekleşecek. Bu yüz yüze Efektis'in tesislerinde gerçekleşecek. Detaylı bilgiyi duyurularla sizinle de paylaşacağız. Bugün bu konuyla ilgili aramızda Efektis'ten konuşmacı olarak Mustafa Salih Korkmaz var. Kendisi günümüzde sıkça yaşanan endüstriyel tesis yangınlarını önlemek adına yapısal yangın güvenliği açısından yapılması gerekenler, tesislerdeki risk unsurları ve bu risk unsurlarını ortadan kaldırmak için değerlendirmesi gereken konularla ilgili bize bilgiler verecek. Ben sözü daha fazla uzatmadan Salih Bey'e bırakayım. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için. Kolay Teşekkür gelsin. ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Aygün Hanım. Merhabalar. Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Mustafa Salih Korkmaz. Efektis Avrasya'da mühendislik ve kontrol müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde yapısal yangın güvenliği ile alakalı önemli noktalara değinmek isteyeceğim. Yapısal yangın güvenliği önemli çünkü ülkemiz söndürme odaklı, algılama odaklı konularda zaten fazlasıyla gelişmiş durumda. Yani bir yangını nasıl söndüreceğimizi çok iyi bilebiliyoruz. Ama yangın çıktıktan sonra yayılmasını engellemek noktasında siz üyelerimizin de artımıyla, bilinciyle, toplumsal bilinçle, mevzuatlarla birlikte şu an iyi seviyelere gelmeye başladık. Bu da yangın tasarımcıları ya da kontrolörleri olarak bizi de mutlu ediyor. Bu noktada desteklerinizden ötürü de teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi yasal mevzuattan, yangın risklerinden, mimari yangın güvenliğinden bahsedeceğiz. Kısaca da firmamızı tanımayan birileri olursa diye kısa bir firma tanıtımı da yapacağım. Akabinde de Efektis Avrasya'nın mühendislik ekibi olarak neler yaptığımızı kısaca anlatıp soru ve cevapları alıyor olacağız. Kısaca Efektis Grup'tan bahsedecek olursak aslında Efektis Grup global bir küresel bir yangın alanında bir oyuncu. Pek çok hizmetimiz var ama üç ana hizmetimiz var. Test, belgelendirme ve mühendislik alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Merkezimiz Fransa'da. İki tane kamu kurumunun bundan tam 70 yıl önce birleşmesiyle oluşuyor. Fransa'nın Çelik Enstitüsü ile Hollanda'nın Ulusal Araştırma Merkezi TNO devletle beraber bir araştırma kuruluşu kuruyorlar ve zamanla da gelişerek bugüne kadar geliyor. Biz de Efektis Avrasya kısmı olarak da 2011 yılından beri grubun bir parçasıyız. Hani 850'den fazla standartlı bir akredite testler yapabiliyoruz. İşte 20 lokasyonda hem mühendislik faaliyetleri yürütüyoruz. 4 lokasyonda 6 tane laboratuvarımız bulunuyor. Böyle bir kuruluşun altında çalışıyoruz. Dediğim gibi ana hizmetlerimiz belgelendirme, test ve mühendislik üzerine. Bu da belki ziyaret edenler olmuştur. Dilovası'ndaki laboratuvarımız. Grubun üçüncü en büyük Salih laboratuvarı. Bey, çok özür Buyurun. dileyerek kesiyorum. Bu ekran görüntüsünü biz sizin ekranınızı görüyoruz ya, tam ekran olarak göremiyoruz sunumu. Yanda not kısmını falan görüyoruz. Onu bir ha Oluyor. şimdi Öyle oldu. iyi mi? Tamam. Tamam, şimdi oldu. İyiymiş. Teşekkürler. İyiymiş. Şimdi sunumumuza başlayacak olursak bunu neden yapıyoruz? Bu sunumu neden kurguladık? Onu anlatmaya çalışayım. Biraz yangın riskleri hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz. Kimlere? İşletme sahiplerine, işte işletme temsilcilerine, İSG uzmanlarına, mekanik, elektrik süreçlerinde görev alan kişilere. Burada
yangın risklerini nasıl tanımlayacağımızı ve gerekli aksiyonları nasıl almamız gerektiğinden bahsediyor olacağız. Yangın deyince de zaten mevzuat olarak ulusal yangın yönetmeliğimiz ve binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği kullanıyoruz. 2007 yılında yayınlandı ve kademe kademe gelişerek ilerliyoruz. Eksiklerimiz var tabii ki ama belli bir seviyeye geldik. 5-10 sene öncesine göre çok daha iyiyiz. Gelecek yıllarda da daha iyi olacağımızı öngörüyoruz ve umut ediyoruz. Bununla beraber yapı malzemeleri yönetmeliğine de tabiiz ülke olarak ve yapı malzemeleri üreticilerin ürünlerinin yangın performanslarını da orada sorguluyoruz. Yani bu mevzuat hükmü veriyor. İşte belli bir duvarın kaç dakikaya dayanıklı olması gerektiğini tanımlıyor. Ama onunla alakalı test ve belgelendirme süreçlerinde CPR zorunlu kılıyor bizlere. Bu iki mevzuatı ele alıyoruz aslında yangın güvenliği gereksinimlerinde. Ve bu mevzuatı işletmek de aslında hepimizin sorumluluğunda. Çünkü bir işe başladığımızda tüm paydaşların bir yetki alanı oluyor ve katkısı oluyor. Burada en üst mertebeden başlayarak yatırımcı kuruluştan, yapı sahibinden, işveren temsilcilerinden, tasarımda görev alan tüm mimar mühendislerden ya da bizim gibi danışman, müşavir olarak kontrol yapan firmalardan herkesin aslında belli bir sorumluluğu var ve bunu en doğru şekilde de yürütmemiz gerekiyor. Mevzuatımızda bazı durumlarda da eksik kalabiliyoruz. Bunu da çok sık karşılaşıyoruz. İşte hangi mevzuatı kullanmamız gerekiyor güvenliği sağlarken gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Bunu netleştirmek adına burada bahsetmek istiyorum. Yönetmenin dördüncü maddesi açıkça tanımlıyor. Türk standartlarını baz alacaksın öncelikle. Eğer orada bulamazsan bu bilgiyi Avrupa standartlarına bak. Her ikisinde de yoksa da uluslararası kabul görmüş diğer standartlara git hükmünü veriyor bizlere. Biz Avrupa Gümrük Birliği'ne tabi olduğum için aslında EN standartları TSE tarafından hemen uyumlaştırılarak aslında Türk standartları hükmünü sağlıyor. Yani hükmüne geçiyor. Yani TSE, EN bilmem ne şeklinde mevzuatımıza giriyor. Bu nedenle önce Avrupa normlarını değerlendiriyoruz. Yetmediği durumlarda, eksik bilgi olduğu durumlarda da tabii ki tasarımlarda, kontrollerde NFPA'ya, FADES'e, VİASA'ya ya da UL'e ve benzeri standartlara da göz atmamız gerekebiliyor. Ve bunları da kontrol mekanizmamıza koymamız gerekiyor. Bu mevzuat kısımlarından bahsettikten sonra Kimya Mühendisleri Odası'nın 2022 yılında gerçekleşen yangınların ve patlamaların bir raporu bulunuyor. Bunu okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bize bir sürü veri veriyor bu doküman bizlere. İşte yangının nerelerde çıktığı, kaçta çıktığı, ne kadar insanda yaralanma olduğu, ölüm sayılarının olduğu bunlar detaylı bir şekilde raporlanmış. Bir sonraki slaytta detaylarına ineceğiz zaten. Ama burada vurgulamak istediğim yangınlarımız ciddi de insan faktöründe yani ölüm ve yaralanmalara sebep oluyor. Geçen yıla baktığımızda ölüm sayısında bir artış var. Yaralanma sayısında da bir artış var. Bunun en büyük sebebi de yangın sayısının artması aslında. Yangın sadece orada çalışan insanlara zarar vermiyor. Yapımıza da tahrip edebiliyor. İş kaybımıza sebep olabiliyor. Ve aslında hiç düşünmediğimiz işte çevre kirliliğine de çok fazla etkisi oluyor. Çıkan yangın sonucu çıkan boğucu zehirli gazlar atmosferi kirletiyor. Bu bizim geleceğimize küresel ısınma dediğimiz işte sürdürülebilirlik, sıfır atık gibi projelere de aslında zarar veriyor. Hani yangına bir açıdan da bu taraftan da bakmamız lazım. Tabii ki insan sağlığı önemli, çalışanların yapımının da sağlığı önemli ama bir de dünyanın sağlığı da çok önemli. Çünkü geleceğimizi etkiliyor bu konu. Ve o raporun içeriğine baktığımızda da bizi şöyle bir veri karşılıyor. Geçen sene 394 yangın varken, pardon 2021 yılında, 2022 yılında 587'ye çıkmış. %40'tan fazla bir artış söz konusu aslında. Çok ciddi bir artış. Burada neden bu artış olduğunu analiz etmemiz gerekiyor, okumamız gerekiyor bu verileri. Sadece bir rakamdan ibaret değil aslında bu. Bunun neden gerçekleşti, nerelerde eksik kaldığımızda doğru okumamız gerekiyor. O raporun içerisinde sektör sektörde
dağıtmışlar yangın adet sayısını. Bizim üyelerimiz de her biri bir noktaya giriyor burada aslında. Ve en büyük riski ağaç mobilya sektörü, kağıt sektörü üstleniyor. Ondan sonra metal sektörü geliyor. Hani kafamızda bir algı vardır. Metal yanmaz ki deriz kendimizce. Ama hiç de öyle değil aslında. Yine oransal olarak ikinci sırada metal sektöründeki yangınlar geliyor. Sonra bunu kauçuk ve tekstil sektörü izliyor. Gıda sektörü izliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. 177 tane yangının sektörü tanımlanmamış, tanımlanamamış, raporlardan okunamamış. Kimya Mühendisleri Odası bu verileri belediyelerden, belediyenin itfaiye ekiplerinden, büyükşehir belediyenin itfaiye ekiplerinden, işte sigorta firmalarından temin ederek derleyip toparlıyor. Ve bu 177 yangının nerelerde çıktığını bilemiyoruz. Bu çok büyük problem çünkü biz bazı durumlarda bu rakamları da değerlendiriyoruz. Olasılık hesaplarını değerlendiriyoruz. Bir yapıda yangın çıkma ihtimalinin ne olduğunu da gözlemliyoruz. Bu noktada siz işveren yani üreticilerin yani ufak bir yangın olduğunda bile bunu ilgili yetkililere raporlamamız gerekiyor ki işte yangının şu kadar miktarda oldu. Kısa sürede söndürülen bir yangın ama bir yangındı. Bu veri istatistikleri de girmeli ki bizim yaptığımız çalışmalarda, akademik çalışmalara da doğru veriler aktarabilelim. Burada bunu vurgulamak istedim açıkçası. Çünkü 177 yangın çok ciddi bir yangın sayısı. Tabii bu yangınların nereden çıktığını da değerlendirmemiz gerekiyor. Yangın risklerini ölçümlememiz gerekiyor. Bunları tespit ederken işte benim tesisimin yangın yükü ne? İşte tehlike sınıfı ne? Ne ham madde olarak ne kullanıyorum? Son çıkmış ürün ne? Bunun yangın yükü, miktarı, yanıcılık durumu nedir? Üretim yönteminde farklı farklı prosesler kullanıyorum. Burada bir yangın riski var mı? Bunu gözlemlemek işte. Malzeme depoluyorum bitmiş ürünlerimi ya da ham maddelerimi. Bunu doğru şekilde kurguluyor muyum gibi. Faktörlerin her birini beraber değerlendirmek lazım. Sadece bir noktaya odaklanmak doğru bir durum değil. İşte üyelerimizin ürün ağaçlarından birkaç görsel koydum. Şimdi her birinin prosesinde farklı imalat durumları var. Biri çok yüksek sıcaklığı kullanıyor. Birinin ham maddesi zaten direkt yanıcı. İşte biri yanıcı olmayan bir ürün çıkarıyor ama ambalajla paketleyip depoluyor. Orada bir yangın riski oluyor. Bunları da geçtim. Üretimini yapması için bir enerji sağlaması gerekiyor. Elektrik odaları, işte şaftlar, kablo dağıtım güzergahları, işte trafoları, kazan daireleri ve benzeri yapılar da oluyor. Yani sadece tamam prosesimde risk yok. Çıkan üründe de risk yok. Ama fabrikamın içinde hala bir risk söz konusu. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu değerlendirmede de hem literatürü taramak hem de prosesimi taramak, nerede yangın çıkıyor bunları bir analiz etmem gerekiyor. İşte bazı proseste statik elektrik olmaması gerekiyor ve ben burada gerekli önlemleri almış mıyım? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ya da işte tesise özgü risklerden bahsetmiştim. Ham maddenin kendisinin yanıcılığı yangının çıkış sebeplerinden biri ve yüksek ısılı işlem kullanıyorsam zaten ateşte barutu yan yana koymuşumdur. Bir risk unsurudur. Ve burada mevzuatın talep ettiği minimum gereksinimleri sağlıyor muyum bir bakmam gerekiyor. Ya da bir şeyleri planlıyorum çok güzel bakım yapmıyorum. Oralardan kaynaklı yangınlar çıkabiliyor. Ya da personel var, insan var. İnsan olduğu sürece de dikkatsizlik söz konusu olabiliyor. İşte personel dikkatsizlik, sigaradan kaynaklı yangınlar olabiliyor. Sektörümüze göre yapılan raporlamayı da değerlendirip bir noktada veri analizi yapmamız gerekiyor. Biz buna risk analiz diyoruz. Aslında yani tesisin röntgenini çekmek demek bu risk analizi. Yangınla ilişkili ne varsa tüm yapıda oda gezilmesi gerekiyor. Ve mevzuatların talep ettiği kriterler o odanın içerisinde var mı? Önce buna bakıp sonra genişleyip genele doğru yayılmamız gerekiyor. Bunları yaparken de risklerimizi derecelendirmemiz lazım. Çünkü her risk aynı risk değil. Bu nedenle bu risk derecelendirmesini yapmamız lazım. Ve bu risk analizi bize şunu söyleyecek. Riskimi ben bileceğim, ona göre aksiyon planları alabileceğim. Kısa ve uzun vadede iş planlamaları yapabiliyor olacağım. Bu riskleri, risk analizini ne zaman, neden yapmam gerektiği soruları gelebiliyor aklımıza. Öncelikle zaten yasal mevzuata uymam gerekiyor.
onu uygun hale getirebilmem için bunu sağlamalıyım. Yani ruhsatım var benim. İşte işletme ruhsatım var, yapım ruhsatım var deyip kendimizi sorumluluk alanı dışına çıkartamıyoruz. Yetkili idareler onay vermiş olsa bile yangın güvenliğindeki mevzuata uyumluluğu çok önemli. İkinci konu da vicdanımız aslında. Sorumluluk sahibiyiz ve insan hayatını etkileyen bir sürecin içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ben evet en doğru şeyi yapmaya çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ve bunun için işte risk analizleri yaptım, işveren temsilcisine sundum. En azından benim kendi şahsım olarak içim rahat diyebilmek için. Ya da işte tesis büyüyor, büyüdükçe de büyüyor. Kapasite artışları olabiliyor. Ama mevcut durum sahadaki yeni yapılan artışa uyumlu olacak mı? Yine bunun bir sorgulanması gerekiyor. İşte ya da bir yeri depo olarak planlıyoruz, sonra üretimhaneye çeviriyoruz. Ya da ofisken toplantı odasına çeviriyoruz. Orada pek çok koşul değişiyor. Yani bunu yine sorgulamamız. Yani bu zamanlarda bu risk analizlerine değinmemiz gerekiyor. Ve üretim tesisinin durma riski. Bizim hep kenarda bulundurduğumuz maddi kaybım olacak, işte prestij kaybım olacak. Bunları da önüne geçmek için hep kenarda duran o şeyi gerçekten bir ölçülebilir bir şey kılmak için bu risk analizini yapmalıyız. İşte yangın çıktığında şuralarda hasar görebilirim ve bu bana şu kadar süre üretim yapmama, buna bağlı olarak şu masrafı çıkarma işte gibi ön bilgiler verebilir bizlere. Bu nedenle bu risk analizlerini periyodik olarak aslında yenilememiz gerekiyor. Yani bir kere yaptık deyip devamında yapmamazlık ya da süreci yönetmemezlik yapmamamız gerekiyor. Bu risk analizinde de işte iyileştirme önerileri çıkıyor zaten. Eksikleri bulgulanıyor. Mevzuatın şu maddesine göre şurada bir eksik var. Bunun çözümü de açıklanıyor zaten. Açıklanmalı. Bu şekilde tanımlanmalı. Bu şekilde giderilmeli. Ve bu sayede de mevcut riskleri minimize ederek elimizden geldiği kadar güvenli hale geçmemize imkan sağlayacak şekilde olması gerekiyor. Ve risk analizinde de sadece mimari de değil aslında. Tüm süreç bir beraber değerlendirmeli. Yani yapının mimari durumundan başlayarak, yangın kompartımanlarından, geçişlerdeki yalıtımlardan, cephe malzememden, çatı malzememden, insanları kaçırdığım kaçış yollarından, işte yangın çıktığında itfaiye benim tesisime rahatça yaklaşabilecek mi? Oradaki imkanlardan, mevzuatın şart koştuğu, söndürme sistemleri, algılama sistemlerinin gerekliliğinden ya da varsa yeterliliğini sorgulamaktan. Yani tüm süreci aslında beraber işletmemiz gerekiyor ki tüm listeleri görüp, tüm süreçleri görüp ona göre aksiyon planları çıkartabilelim. Bugün dediğim gibi sadece yapısal olarak değerlendireceğiz. Çünkü süre çok uzun. Elektromakineyi de içerisine kattığımızda uzun saatler alması muhtemel olan bir konu aslında bu yangın güvenliği. Bir noktada kesmek durumunda kalacağım. Mimari yangın güvenliğinde 3 stratejimiz var aslında. İlki insanları güvenli bir şekilde dışarıya çıkarabilecek bir kaçış yolu imkanı sağlamak. İşte mevzuatta talep edilen kriterleri sağlamak. İkinci durumum kriterim yapıyı ayakta tutabilmem. Çünkü kaçarken ayakta kalması lazım. Buna da müdahale edecek itfaiye ekiplerinin üzerine çökmemesi lazım. Burada bir dayanım, bir süre tanımlamam gerekiyor taşıyıcı sistemlerime. Bunu kurgulamalıyım ve bir noktada çıkan yangında her tarafı sarmamalı. Kompartımantasyon dediğimiz detaylara ineceğimiz durumu sağlamam gerekiyor. Yangın yayılmasın, kontrol altına alınabilmesi kolay olsun. İşte itfaiyenin gelmesine süre sağlasın yayılmayıp daha kolay kontrol edebilsin diye de bir mekanizma geliştirmem gerekiyor. Yani bu mekanizma aslında bina fark etmiyor. Yani endüstriyel tesis olması, konut olması, otel olması hiç fark etmiyor. Mekanizma aynı çalışıyor. Gereksinimler farklı olabiliyor. Çünkü yangın riskleri bir değil. Kullanıcı sayıları bir değil. İşte birinde yatak konaklama oluyor, birinde üretim oluyor. Bunları tamamen mevzuatlara göre değerlendirmemiz gerekiyor. Buna başlarken de yani tehlike sınıfını doğru kurgulamam gerekiyor. İşte örneğin ekranda görmüş olduğunuz görsel bir kablo fabrikası olsun. Yönetmeliğin ek birinci
Ek bir tablosunda işte kablo üretimi yapan tesislere orta tehlike 3 sınıfında bir yangın tehlikesi tanımlandırılıyor. Ama ofis bölümlerini ise orta tehlike 1 olarak planlayabilirsin diyor. Depolama alanında depoladığım ürünün türüne göre değişiyor ama kablo depolayacağım için o da orta tehlike 3 sınıfında değerlendirilebilir. Şimdi bunu bilen tasarımcı, mimarlar bilmez ise, pardon, bunu bilmez ise bir yerden yanlış yapmış oluyoruz. Çünkü üretimle idari binayı ben yangına dayanıklı bir bariyerle ayırdığım takdirde idari bina orta tehlike 1 olarak değerlendirilebilir. Aksi takdirde ben oraya da yangına dayanıksız bir kapı takarsam geçişte, yani cam koyarsam üretim hattını görmek istiyorum diye bir bariyer koymazsam yangına dayanıklı, o zaman idari binadaki gereksinimleri de orta tehlike 3'e göre uygulamam gerekecek. Bu ne demek olacak? Ya daha fazla söndürme ihtiyacı, daha fazla algılama ihtiyacı zorunluluklarıyla karşılaşacağım ve yine yapısal durumda da işte yangına dayanım süreleri noktasında da yine daha fazla süreye ihtiyaç duyabileceğim. Bu burayı bir kutu haline getirirsek, bağımsız hale getirebilirsek o zaman orta tehlike 1 ve orta tehlike 3'e göre değerlendirme yapabiliriz. Yani süreç aslında elektromekanikle de iç içe gidiyor. Her aşamasında aslında tasarım noktasında da iç içe gidiyor. Ve bunu belirledikten sonra da yapının boyutları bize çok şey söylüyor. Çünkü boyut arttıkça içindeki insan sayısı artacaktır. Ve tehlike sınıfına göre de risk miktarı artacaktır. Bu noktada da bina yüksekliği ve yapı yüksekliği şartları bize nerelerde etki ediyor? Yapı malzemelerinin, elemanların yangına dayanım sürelerini etki ediyor aslında. İşte kaçış mesafelerini etki ediyor. Ve burada da elektromekanik sistemine devreye giriyor. İşte sprinkler sistemi, yağmurlama sistemi varsa işte dayanım sürelerinden azaltabiliyoruz. İşte 90 dakikaya ihtiyaç varken sprinkler yokken, sprinkler varken bunu 60 dakikaya çekebiliyor mevzuat. Burada da bu verileri doğru kurgulamamız gerekiyor. Bunu doğru planladıktan sonra zaten hükümler mevzuattan kademe kademe geliyor. Ve bunları da değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Burada da yangına tepkiden, yangına dayanımdan bahsediyor. Bunu da birazcık zaten aşinasınızdır ama anlatmak istiyorum. Malzemelerin yanıcılık sınıfını tespit ederken biz yangına tepki test süreçlerini üretiyoruz. Burada yapı malzemesinin kendisiyle ilgileniyoruz. Yanıcılık sınıfını tanımlıyoruz. İşte kolay alevlenici malzemeden iç yanmaz malzemeye kadar sınıfları var. Test sonucu alınan verilere göre bu sınıflandırma yapılıyor ilgili standarda göre. Mevzuatımıza göre kolay alevlenici malzemeyi biz çıplak halde yapının hiçbir yerinde kullanamıyoruz. İşte bir kompozit sistem birleştirdiğimiz zaman bunu test ederek yapıda kullanabiliyoruz. Buna izin veriyor mevzuat ama direkt kolay alevlenici bir malzemeyle yapı elemanını oluşturamıyoruz. Bazen işte şey görüyoruz. İşte bir açıklık var oluyor. Orayı hemen kartonla kapatıyoruz. Geçişi engelliyoruz kendimizi. Ama yangın durumunda bunu düşünmüyoruz. Bu ufak bir detay ama önemli bir detay. Bunları yine risk analizlerimizde değerlendiriyor olmamız lazım. İkinci kriterimiz ise performans ölçerken yangına dayanım. Burada da yapı elemanından yapı sistemine geçiyorum artık. Malzemeden sisteme geçiyorum. Duvarla bir bütün olan sistemleri test ediyorum. Burada da bazı kriterlerle sınıflandırma yapılıyor. İşte yük taşıma kapasitesiyle, bütünlüğüyle, yalıtımıyla ve bu harflerin yanında da bir rakamlar silsilesi var. 45, 30, 90 şeklinde. Bu da süreyi tanımlıyor. İşte bir yapıda bir duvar kazan dairesi duvarları örneğin 120 dakika dayanıklı olması gerekir diyor mevzuat. RE 120'lik bir malzeme ile bu özelliği sağlayacak testi yapılmış bir malzeme ile o duvarı kurgulamam gerekiyor gibi gibi ihtiyaçlar doğabiliyor. Yangın kompartımanıyla başlayıp sonra süreci ilerletmek istiyorum. Burada da yangının çıkması muhtemel çünkü insan var, proses var, risk var. Bir şekilde elektrik kontağı var. Hani müdahil olamayacağımız sebeplerden dolayı yangın çıkabiliyor. Ama bunu çıktıktan sonra yayılması tamamen bizim elimizde. Ve burada da kompartıman yangını, kompartıman dediğimiz bir tabir geliyor. Açıklaması şu aslında. Tabanı, tüm duvarları belli bir dakika yangına dayanıklı olması gereken bölüm yangın kompartımanı.
Ve bunu da mevzuatlar sınıflandırıyor. İşte her yeri yangın kompartmanı yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü yangının çıkma ihtimalinin çok olduğu ya da kolayca yürüyebileceği alanlarda biz bu kompartmanı planlıyoruz sınırlandırmak adına. İşte örnek olarak kazan dairesini, jeneratör odasını, yakıt deposunu verebilirim. Tesisat şaftlarını verebilirim. Bunlar yapı boyutundan bağımsız bu arada. Direkt olarak 120 dakika dayanıklı bir malzeme bütünüyle sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde biz o bütünlüğü sağlayamazsak ufak bir delikten yani ben öbür tarafa diğer tarafta da bir açıklığımız varsa yangına dayanıklı bir bölümümüz yoksa tüm tarafı, tüm binayı sarmış olması demek anlamına geliyor. Bununla beraber bir de yapı boyutuna bağlı olarak tanımlanan yine kompartıman ihtiyaçları var. İşte otoparklar, orta gerilim odaları, işte üretim alanı depolarda işte yangının riskine, tesisin tehlike sınıflandırmasına, boyutlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Buradaki görsel, yangın kompartmanının sol taraftaki görsel özet hali aslında. Bir sistem demiştik kompartmana. Duvarım da yangına dayanıklı olması lazım. Oraya taktığım kapının da yangına dayanıklı olması lazım. Bir havalandırma boşluğum varsa, bir kanal tesisat kanalı geçiyorsa, onun da yangına dayanıklı bir damperle ya da bariyer olarak bulunması gerekiyor. Ya da bir tesisat girişim olduğunda etrafında kalan boşlukları yine benim pasif yalıtım ürünleriyle yalıtmam gerekiyor. Yani özetle kompartımandaki sistemin bir bütün olarak çalışması gerekti ve yangına dayanıksız hiçbir bölümün en ufak bir açıklığın olmaması gerekti. Bu şekilde yangın kompartımanını tanımlıyoruz ve sahada da riskleri tanımlarken bunu bu bakış açısıyla ilerlememiz gerekiyor. Yapı malzemesi üreticilerimiz zaten testlere geliyor. İşte duvar üretmek için alçı panel kullanıyorsak alçı panel üreticilerimiz geliyor. Testlerini yaptırıyor. Kapı üreticilerimiz geliyor. Testini yaptırıyor. Rolu şatır kapı yapacaksak, kullanacaksak üreticiler geliyor. Yeni testlerini yapıyor. Bunları da doğru şekilde sahada da imal etmemiz gerekiyor. Çünkü test durumundaki performansı biz kanıtlıyoruz laboratuvarda. Bunu sahada da görmek istiyorsak teste nasıl girdiysek, hangi malzemeleri kullandıysak, işte yalıtım olarak ne kullandıysak, ders boşluklarını nasıl kapattıysak, nerelere bir dağıttıysak sahada da bunu görmemiz gerekiyor ki doğru bir uygulama yapmış olalım. Yani test yapmamız, kanıtlamamız performansımızı tam gerçeği yansıtıyor. Bunu sahada da uygulamamız gerekiyor. Ancak böyle yangın güvenliğini sağlayabiliyoruz. İşte örnek olarak her tesiste var olan bu prosesten de bağımsız enerji ihtiyacı var. Elektrik odalarımız olabiliyor. İşte bas var geçiyor ama etrafında kocaman bir boşluk var. İşte kapımız ve duvarlarımız 120 dakika dayanıklı olması gerekiyor. Daha doğrusu yapının boyutuna bağlı değişkenlik gösteriyor. Bu örneğimizde 120 olsun. 120 dakika dayanıklı bir yapı malzemesi kullanılmadığını görüyoruz. İşte pompa dairesi yangına dayanıklı olmalı diyoruz. İşte kapısının yine yangına dayanıklı olmadığını, açıklıkların bulunduğunu görüyoruz. Bu pek çok tesisin aslında içerisinde bulunan yerler buralar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kazan dairesi yine kanun kompartıman olarak tanımlanıyor. Ve döşemem de yani kompartımanı tavanı demiştik çünkü tanımında. Orada bir kanal geçişi var ve damper kanalın içerisindeki o boş kesit doldurmam gerekiyor damperle. Onu kullanmamışım. Kenarda kalan boşlukları da yalıtmamışım. Kazan dairesi yangın çıkma ihtimalini fazla olan yerlerden biridir. Evet, Allah korusun bir kazan dairesine çıkan yangını ben kolayca üst kata transfer etmiş oluyorum. Ya da yan duvarımda da bir kanal geçişim var. Orada da bir damper kullanmıyorum. Böyle bir bütünsüzlük söz konusu kompartımanda. Ya da işte panelleri kullanarak bir oda oluşturmuşum ama orada ders boşluklarını çekmemişim. Ama biz teste nasıl girmiştik? Üreticimiz gelmiş. Ders boşluklarını da kapatarak testi başarıyla geçmiş. Ama sahada görüyoruz. İmalatlar o şekilde de yapılmıyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da önemli kriterlerden biri aslında. Depolama alanlarımızda kompartıman olma ihtimali söz konusu. Ama buradaki vurgulama yapmak istediğim şey yanıcı malzemelerle yani daha doğrusu yanıcı parlayıcı sıvılarla işte boya ve benzeri vernik gibi şeylerle plastikleri, kauçukların, kartonların aynı yerde depolanmaması gerektiğini vurgulamak aslında. Burada kompartımanı tanımladık ama
Kompartımanın içerisine koyacağımız ürünler de birbirlerinden ayrışması gerekiyor. Kendi içerisinde kompartıman ihtiyacı doğabiliyor çünkü. Ve bu da ona örnek olarak göstermek istediğim bir gösterdi. Yani yanıcı parlayıcı sıvıları bağımsız yerde depolamalıyız esasen. Tesisat çafları tüm konutlar için, tüm yapılar için, endüstriyel sektörde de aslında çok önemli. Çünkü bir kattan tavana kadar, yani çatıya kadar ki bir kesintisiz boşluğu tarif ediyor aslında bu. Herhangi bir kattaki yangın buraya sirayet ettiğinde ya da şaftın içerisindeki bir kablonun yanması tüm katları sarıyor olması demek anlamına gelebilir. Şaftlarımızı 120 dakikaya dayanıklı bir duvar yapısıyla oluşturmam ve işte 90 dakikaya dayanıklı bir şaft kapağıyla uygulamam gerekli. Buradaki şafttaki şaft kapağımın kilidi mesela bozulmuş ve kendiliğinden kapanır da değil. Yani ola ki ben açık unuttum ama o kendiliğinden kapanabilir, duman sızdırmaz olması gereklidir. Mesela böyle uygulamalarla da karşılaşabiliyoruz. Bu çok kritik. Dediğimiz gibi şaftlar baca etkisiyle yangını kolaylıkla başka taraflara çekebilir ve siz doğru kurgulamazsanız bu şaft yapısını tüm binanın her noktasına bu yangını sirayet ettirme durumu olabilir. Çünkü yangın sadece ısıyı taşımıyor, zehirli dumanı taşıyor. O sıcak duman başka şeyleri de yakabiliyor ve benzeri süreçler gelişebiliyor. Burada vurgulamak istediğim konu ise kompartımanlarının da bir sınırı olması lazım. Çünkü mevzuatlar sınırlama koyuyor. Yani bizim üretim tesislerimiz tek açıklıklı böyle işte 50 metre, 150 metrelik geniş geniş yapılar. Herhangi bir arada bölümlendirme yok. Kompartıman işte burada ne kadar noktada bölümlendirmem gerektiğini bu tablo bana söylüyor. Ve burada da endüstriyel yapıları işte tehlike sınıfına göre ayırıyor. İşte kablo fabrikası örneğini vermiştik. Orta tehlike 3'tü orası. 6000 metrekare maksimum kompartımanın olacak. Bölümlendirme yapacaksın. 6000 metrekare bölümlendirme yapma ama son iki 6000 metrekare içerisinde o geçiş noktasındaki duvara yangın bariyeri planlarlar. Ama minik minik indisler vardır. 1, 2, 3 diye görüyorsunuz tabloda. Bu da şuna izin veriyor bize. Binalarda uygun kontrol sistemleri planlarsak işte bunu da söndürme sistemi, algılama sistemi, duman tahliye sistemleri, güvenlik sistemler yapılmışsa da kompartıman alanı sınırsız diye bir hüküm var. Şimdi bunu sağladığımız takdirde sınırsız boyutta kompartıman yapabiliyoruz. Ama gerçekte böyle çalışmayabiliyor bazı durumlar. Bir fabrikada yangın çıkmıştı. Orada postmortem yangın analizi yapmış. Neden çıktığına dair bir sorgulama ihtiyacımız doğmuştu. Talep etmişlerdi. Burada da biz ham madde noktasında başlayan yangının işte üretim hattına, iki nolu hatta, o sonra da bitmiş ürün hattına tamamen sıçradığını gördük. Mevzuata göre yanlış bir şey yapmadılar. Yapının boyutu gereği algılama sistemi ve benzeri sistemler de vardı. Ama belli bir sebepten dolayı çalışmamıştı. Şimdi bir nolu bir bariyerim olsaydı eğer bir İkinci tarafa geçişi belki engelleyecektim. Ya da bir bariyer daha koysaydım en azından bitmiş ürünlerimi kurtarabilecektim. Maddi kaybımı azaltabilecektim. İlk baktığımızda bu hem işletmesel olarak hem yatırım maliyeti olarak bize meşakkatli gelebilir yatırımcı tarafı olarak ama yangında kaybedeceğimiz şeyleri düşündüğümüzde bir sorgulamamız gerekiyor. Bu kompartıman gereksinimleri özellikle riskli bir ürünle çalışıyorsak bu kompartımantasyonu genel büyük anlamda oda bakıyoruz zaten. Jeneratör odası, işte, trafo ve benzeri odaları zaten detaylandırıyoruz ama fabrikanın geneli noktasında, üretim alanı noktasında da bu gözle bir bakmamız gerekiyor. Kompartımanı planlayabilir miyiz? Yaparsak ne nasıl etki eder? İşletmeme açısından bir sıkıntı yaratır mı? Bunları sorgulamamız gerekli. İkinci stratejimize geçeyim hemen. Kompartımanı tanımladıktan sonra. Yani bir yapıya girdikten sonra odanın içerisinde sorgulamamız gereken odanın içerisinde bu oda kompartıman olmalı mı? Sorguladık işte. Bu oda kompartımansa kaç dakika yangına dayanıklı olmalı? Hemen bunu sorguluyoruz işte. O odanın duvarları neyden üretilmiş? O odada kullanılan geçişlerde yalıtım var mı? Kapılar doğru çalışıyor mu? Kendinden kapanır halde mi? Duman sızdırmaz mı?
Yani yangın orada kalacak mıyı sorgulamamız gerekiyor. Kafamızda bu silsileyi hayal etmemiz gerekiyor açıkçası. İkinci durumum ise taşıyıcı sistem stabilitesi. Dedik ya bina ayakta kalması lazım. Bay gelip müdahale edebilecek kadar yaşaması lazım. Burada da ülkemizin ülkemizdeki yapılara baktığımızda taşıyıcı sistemimizin betonarme sistemlerden oluştuğunu çok fazlasıyla görüyoruz. Burada da mevzuatın talep ettiği yangına dayanım sürelerini sağlamamız gerekli. Burada paspayı tanımı var yönetmelikte. Bu paspayı şu demek aslında. Duvarın dış yüzeyiyle en yakın çelik taşıyıcı sistem arasındaki duvar kalınlığına biz paspayı diyoruz ve mevzuatlarda tanımlanmış. Şimdi betonarme yapılar beton yanmaz malzemedir. Test edilmeksizin A1 deriz biz kendisine yangına tepki performansı olarak. Ama yangına dayanım performansı yapısı gereği de sınırsız değildir. Bir noktada sınırlandırılır. Çünkü içinde su kavarcıkları vardır bu betonun. Ve yangın anında ısıyla maruz kaldığında kademe kademe olarak patlar ve çelik donatının ortaya çıkmasında ön ayak sağlar. Sol taraftaki görselde zaten testten sonraki halini gözlemleyebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir şeyle karşılaşıyoruz. Yapılar eski durumda olduğu zaman işte bir şeylerin çarpması sonucu, forklift geçerken çarpması sonucu vesaire bu paspaylarımız aşınabiliyor. Bu paspaylarının ısıyla daha maruz kalmadan direkt açıldığını gözlemliyoruz. Bu noktada güçlendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yangın anında o taşıyıcı sistemlerin belli bir sıcaklığa ulaşmaması gerekiyor ki mukavemetini kaybetmesin. Bu noktada burayı vurgulamak istedim. Hatta bir videoyla da bunu göstermek istiyorum. Yapısı gereği beton yangına belli bir süre dayanıklı. 61. dakika bu görsel test. Burada başlayayım. Şurada zaten tırtıklanmaları görüyorsunuz. Ve ilk patlama başlıyor. İşte patlama oldu. Çelik donatı ortaya çıktı. Ve 3-4 dakika içerisinde de zaten çökme devam edecek. Aynı zamanda yeni yüzeylerde tırtıklanmaya başlıyor. Böyle bir mekanizması var. Çünkü betonun içerisindeki su kabarcıkları kaçacak delik bulamıyor. Ve ısıyla genleşmek istiyor. O zaman duvar malzemesini aşındırmaya başlıyor. Çelik yapıda ortaya çıkıp sıcaklıkta belli bir süre maruz kaldığında yapım çekebiliyor. Yani betonarme yapı da tam anlamıyla yangına dayanıklıdır diyemiyoruz. Belli sınırları var. O yüzden de beton yapısının yangına dayanım performansını sorgulamamız gerekli olabiliyor. Ya da işte ülkemizde çelik taşıyıcılı sistemlerle de karşılaşabiliyoruz. Burada da mevzuat her yerdeki çeliği yalıt demiyor bize. Belli bir kriter sunuyor. 5000 metrekareden büyük olan çelik taşıyıcı sisteme sahip olan yapılarda sen bu çeliği işte yapının boyutuna, yüksekliğine göre tabloda kaç dakika değer varsa o değeri sağlayacak şekilde yalıtmamı söylüyor. Ve burada da 3 tane aslında uygulama metodolojisi var. İşte püsküp maaşla çeliği koruma kalkanı yapabiliriz. İşte intümesan boya ile bunu sağlayabiliriz. Ya da yangına dayanıklı bir panellerle etrafını sararak çeliğin işte alevle maruz kalma süresini arttıracak önlemler alabiliriz. Ve bunların da yine sahada da doğru şekilde kurgulanması gerekli oluyor. İşte üreticilerimiz testlerini geliyor başarıyla gerçekleştiriyor. Ama sahada da o imalatların yine işte testteki kalınlıklara uygun şekilde işte karışım oranlarının uygun şekilde yapılarak sağlanması gerekli. Yani bu konulara hassasiyet göstermemizin sebebi şu aslında yani testteki durumun sadece birebir yansıtılması. Bunu uygulayan mesela ekipleriniz varsa onların yine test raporunu okuyup doğru şekilde imalata yönlendirecek eğitim faaliyetleri de yapmamız gerekiyor ki uygulama tarafı eğer bizimle ilişkili şekilde ilerliyorsa yani verdiğimiz emeğin doğru şekilde ilerlemesini isteriz açıkçası. Burada da yine yangın yayılımı ile alakalı hususları vereceğim. Burada binanın içindeki olan yangının dışarıya çıkmasını ya da dışarıdan gelebilecek bir tehlikenin de
binanın içerisine sirayet etmesini istemiyor mevzuatlar. Burada da yine kriterlerin çok fazlasıyla var. Yangını tepki kriterlerini sorguluyor oluyoruz bazı durumlarda. Yönetmeliğimize bu cephe noktaları 2015 sonrasında eklendi. Ekranda görmüş olduğunuz sağ taraftaki Polat Tower yangını bir farkındalık yarattı bizde ve çalışmalarla buradaki yangın kriterleri tekrar mevzuatın içerisine yeniden girmiş oldu. Daha zorlayıcı şekilde. Burada da işte yapının boyutuyla ilişkili bizim cephe malzemesinin yangın performansı, yangını tepki sınıfını arıyoruz. Yüksekliğimiz 28,5'tan fazlaysa en az zor alevlenici malzemeden oluşturulmuş bir sistem kullanmamız gerekiyor cephede. Diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekiyor. Bizim üretim tesislerimizin yükseklikleri işte tek katlı geniş açıklıklı yapılar olduğu için 28,5 pek varamayabiliyor. Varsa da duruma göre değerlendiriyoruz zaten. Ama burada en az zor alevlenici şartı koşuyor. İşte o da en kötü durum C, S3, D2 sınıfına tekabül ediyor. Bunu üreticilerimizin gelip laboratuvarlarda test ettirmesi gerekli ve piyasaya bu şekilde arz etmesi gerekli. Kullanırken de bizim tesislerimizde, yapımızda kullanırken benim yapımın gereksinimlerine uygun bir cephe malzemesi mi, doğru monte edilmiş mi, işte dış yüzeyle döşeme arasında boşluklar kalmış mı, bu yalıtım sağlanabilmiş mi doğru, ya da işte bir kattan bir kata alevin sıçramasına imkan verecek bir mimari yapı mı oluşturulmuş, bir parapet, bir spandrel planlanmış mı ve bunun işte bu planlanmamışsa elektromekanik sistemlerle bir ek söndürme ihtiyacı doğabiliyor. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Genellikle de üretim tesislerinde panellerle karşılaşıyoruz. İşte taş yünlü dolgulu, poliüretan dolgulu panellerle karşılaşabiliyoruz. Bunu da fabrikasyon yapılmış, testleri yapılmış ürünleri kullanmamız gerekebiliyor. Danışmanlık verdiğimiz bazı projelerde trapez taç alıyor, kendi taşını koyuyor belli bir kalınlıkta, sonra diğer trapez taçı yapıştırıyor, vidalıyor, bir cephe malzemesi oluşturuyor. Bu da yanlış bir uygulama çünkü mevzuat C sınıfına sahip en düşük bir cephe elemanının kullanmam gerektiğini söylüyor. Bunu da o imalatı birebir laboratuvarda test ettirmemiz gerekli oluyor ki fabrikasyon çıkışlı bir ürün olması gerekli ki mevzuatın şartlarını sağlayabilelim. Bu noktada alevin işte cephenin üzerinde ilerlememesi kritik. İşte gördüğünüz gibi fotoğrafta doğru bir malzeme seçilmiş ve cephede alev yürümemiş, belli bir sınırda kalmış, doğru panel cihazları kullanılmış. Bunları yine yangın güvenliğini sağlarken düşünmemiz gerekli. Çatılarda da yine paneller kullanıyoruz genellikle endüstriyel tesislerde. Burada da yine yangının tepki sınıfını sorguluyoruz. Çünkü mevzuat B sınıfı malzeme kullanmamızı şart koşuyor. B roof daha doğrusu. İlk alternatifimiz bu. Ve kaplamanın altındaki yalıtım malzemesi de yine en az zor alevlenici olması gerekli. Ve bunu yine sistem olarak bir bütün olarak test ettirmemiz ve performansının üretici olarak kanıtlamamız, sahada uygularken de bu ürünü satın alarak uygulamamız gerekli. Bazı durumlarda ise çatıda yangına dayanım da istiyoruz. Çünkü mevzuatta dıştan yangına maruz kalan çatılarda bir yangına dayanım kriteri tanımlanıyor. O özelliğinde dıştan gelecek yangınları önlemek adına yangına dayanım aranıyor burada. Burada da çok sık karşılaştığımız durum şu olabiliyor. Fotovoltaik panelleri biz çatımıza kurguluyoruz. Enerji verimliliği açısından güzel bir uygulama ama burada da bunları tasarımını yaparken de benim çatı yapımın uygun olduğunu değerlendirmem gerekli. İşte çatı kaplama malzememin yangına dayanımı var mı? Bunu sorgulamam gerekli. Ondan sonra bu yapıyı, bu yatırımı planlıyorsam planlamam gerekli. Bunu yaparken de zaten kendine has tasarım kriterleri var. Yeterli boşluk bırakılması gerekiyor. İşte kablo bağlantılarında yanmaz ekipmanların kullanması, tavaların yanmaz olması, işte panelle fotovoltaik panel, çatı paneliyle fotovoltaik panel arasında belli bir mesafenin bırakılması gibi gibi farklı farklı tasarım standartları var zaten. O ayrı bir konu ama özetle benim çatı malzememin bu yapıya uygun olup olmadığını sorgulamam gerekiyor bu maddeden dolayı. Bunu sorgularken de
Bu aslında sadece çatı panelleri için de geçerli değil. İşte alçı panel duvar üreticileri için de geçerli. Doğru standarda yönlendirmemiz lazım kendimizi. Şöyle işte yük taşımayan alçı panel duvar üreticileri geliyor. 1364-1'e göre testini başarıyla gerçekleştiriyor. İşte bölme duvar olarak panel kullanacaksak yine bu standarda göre testleri gerçekleştirmeliyiz. Yatayla dikey uygulama arasında standart farklılığı var. Yani bir çatı olarak ya da asma tavan olarak kullanacaksak bu malzemeyi farklı standartlara göre test etmemiz gerekli. Test metotları farklı. Burada piyasanın talep ettiğine göre ilgili standarda göre testlerimizi yaptırmalıyız. Uygulama noktasında da talep ettiğim uygulamaya yönelik testi yaptırmış bir ürün seçerek ilerlemem gerekli. Yük taşımayan bölme duvarda başarıyla testi geçmiş bir panel yapısını alçı panel duvarı tavan sistemi olarak maalesef kullanamıyorum. İkisinin standartları birbirlerinden farklı. Bunu vurgulamak istedim aslında. Burada da bunu anlattıktan sonra bir video göstermek istiyorum. Buradaki vurgulamam gereken nokta şu aslında. ABC, A1, A2, BCD olarak sınıflandırmamız harfler olarak gidiyor. Bir de S3 var ve D2 var. Bu duman yoğunluğunu ve damlatma miktarını aslında tanımlıyor. Bir video göstermek istiyorum. Çok eski bir video bu bu arada. Yani panel üreticilerimiz kendisini fazlasıyla geliştirdi. Çünkü teknolojileri de gelişti. Ama velakin bu S3 durumunun ne kadar ciddi duman çıkardığını göstermek istiyorum sizlere. Demiştik ya yangın sonrası çıkan gazlar dünyayı zehirliyor, geleceğimizi etkiliyor diye. Burada da yoğun duman çıktığını göstermek isterim aslında. Mevzuat gereksinimlerini sağlasa bile bu duman yoğunluğu fazlasıyla önemli. İşte bizim laboratuvarımız 2 metrekarelik bir alana sahip, 12 metre yüksekliği var. Yani göz gözü görmüyordu bu testi yaptığımızda. Ama dediğim gibi bu gelişmeler sayesinde zaten hem yapı sektörü gelişiyor, üreticiler testlerini yaptırıyor, tasarımcılara bize çok kolaylık sağlıyor, alternatifli ürünler seçebiliyoruz tasarımlarımızı yaparken. Bu sadece burada doğru kurguyu sağlamamız gerekli açıkçası. Buradaki vurgulamak istediğim nokta bu ve işte dumanın da ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim testlerde. Ve son olarak da kaçış yollarından bahsetmek istiyorum. Çünkü İlk odak noktamız insanlar ve onları güvenli bir şekilde çıkarmamız gerek demiştik. Binanın herhangi bir noktasından atmosfere çıktığım tüm güzergaha ben kaçış yolu diyorum. Ve bu yolların engelsiz olması, yangına güvenlikli hale getirilmesi, yapının durumuna göre dumansız hale getirilmesi gerekli. Ve burada yönlendirmeleri de doğru kurgulamam gerekiyor. İşte armatürlü yani içinde akü olan, enerji beslemesi olan bir armatür kullanmalıyım. Yangın anında oluşan dumanda o ledler bize önayak sağlaması lazım. Yoksa stikerli olan yönlendirmeler duman tabakası yoğunlaştığında görememize sebep olabiliyor. Ve bunları da tereddütsüz böyle hani kafamı kaldırdığımda ben o levhayı görebilecek şekilde kurgulamalıyım. Bunu yaparken de mevzuatın pek çok talebi oluyor. Kullanıcı yüküyle direkt ilişkili bu. Yapıda ne kadar insan sayısı varsa onları tahliye etmem için gereken çıkış genişliği, çıkış adedi, konumları, bunların birbirleri arasındaki alternatifliği, yani alternatiflik de şu, işte bir çıkışta yangın çıktığında alternatif bir çıkışımın daha olması. Ve bunların her biri için mevzuatlarda kriterler var ve bunların da doğru ölçülmesi gerekiyor. Yani şöyle, bir geniş açıklıklı tek katlı bir fabrikamız var. Şu yuvarlaklar bir çıkış kapısı. Şurada da bir çıkış kapısı var, şurada da var. Ve mevzuatta da işte diyor ki endüstriyel tesiste sprinkler sistemimizde olduğunu kabul ediyorum ve birden fazla çıkış ihtimalim olduğu için de bir burada var, bir burada var. Her ikisine göre koşabilirim. O zaman 60 dakika yangına pardon 60 metre koşu mesafesinin olması gerekli diyor, bana tarif ediyor. Ama benim prosesim de var. Hattım upuzun gidiyor. Benim operatörlerim sadece bu yoldan koşarak çıkışa erişebiliyor. Bu koşu mesafelerini hesaplarken işte çıkışım burada. Hemen şöyle bir 60 metrelik çapalıyım. Daha yarı çapalıyım. Zaten burayı kapsayacak.
O nedenle bir buraya koyayım, bir buraya koyayım, bir buraya koyayım gibi yerleşimler yapmamız gerekiyor tasarım noktasında. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü insanın hareket ettiği mesafeye göre kaçış yolları ölçümlenmeli. Bu noktada da işte ekranda çalışmamızda şu turuncu olduğunuz bölgeler mesela doğru çalışmıyor dedi. İşte insanların böyle 90 metre koşup şöyle 15 metrede böyle koşup şuraya ulaşması demekti bu. Bunları engellemek adına proje aşamasında dahil olabilirsek farklı çözümler üretebiliyoruz. Mevcut durumda farklı çözümler üretilebiliyor. Burada mesela tüneller yapmıştık. Şu noktada operatör geliyordu. Aşağı kata iniyordu. Yangına dayanıklı bir tünelle oraya duman girmiyor. Herhangi bir ısı transferi yok. 90-120 dakika dayanıklı. Kapısı yangına dayanıklı. O kapının önünde yangın güvenlik poli var. Bir bariyer daha var. Yani direkt o tünelin kapısına şey açılmıyor. Üretim alanı açılmıyor. Farklı kurgulasyonla ve kurguyla güvenli yapıyı, kaçış yapısını oluşturabilmemiz gerekiyor. Ya da işte raflı depolamamız var. İşte rafların içinden geçemeyeceğim için yine sağa sola koşmam gerekiyor. Bu raflar arasında yine boşluklar planlamam gerekiyor ki tahliyeyi kolaylaştırabileyim ve mesafeleri doğru ölçebileyim. Bununla alakalı olarak engelsiz demiştik. Turnikeler olabiliyor. Bunların yine kaldırılması gerekli. İşte kapı eşiklerimiz var. Oralarda kulp farkları oluşabiliyor. Oralara rampalar, ayağımın takılıp düşmeye mahal vermemesi gerekli. İşte ya da kullanım amacının dışında ben uygulama yapıyor olabilirim. Bu çok önemli kaçış yollarında. Kaçış yollarını hesaplarken mahallin ne amaçlı kullanıldığını sorguluyoruz. İşte bir 100 metrekarelik bir alan ofis olarak kullanılıyorsa kullanıcı yükü 10 yani 10 metrekarede bir kişi varmışçasına hesap yapılıyor ve o oda için kullanıcı yükü 10 kişi olabiliyor. Ama ben buraya gidip toplantı odasına çevirdiğimde benim kullanıcı katsayım artık 1,5'a düşüyor. 1,5 metrekarede bir insan varmış gibi hesap yapıyorum. O zaman da kullanıcı yüküm 66'ya çıkıyor. Ve ben toplam genişliklerimi hesaplarken ilk başta ona göre hesaplamıştım. Çünkü orası benim için ofisti. Sonra değiştirdim bu. Bunu yaparken bu risk analizinde bu detaylara kadar sorgulanması gerekiyor. Kullanıcı yüklerinin hesaplanıp mevcut genişliklerin yeterli olup olmadığına, sayıların yeterli olup olmadığına bakılması gerekiyor. En önemli konu aslında bu mevcut binalar, yapılarda bu değişiklikler söz konusu olabiliyor. Buna yine odak kesilmemiz gerekiyor, kontrol etmemiz gerekiyor. Ve her ne kadar yapısal anlatacak olsak da bugün minik de olsa diğer önlemlerden de bahsetmek istiyorum. Saha uygulamalarıyla projelerin tutarlılığı çok önemli. Hem mimari için önemli, hem elektromekanik için önemli. Bizler için bir sahaya gittiğimizde o bizim için harita demek. Ormanda haritasız olan bir insana benziyoruz biz. Bir projesi olmayan sahaya gittiğimiz zaman neyin nerede olduğunu, kaçış mesafelerinin kaç metre olabileceğini, işte çıkışların nerede olduğunu, hangi duvarın yanına dayanıklı olabileceğini hep bu projeler üzerinden tanımlayarak ilerliyoruz. Riskleri böyle görebiliyoruz. Mimari mekanik elektrik projelerimizi arşivlememiz gerekiyor. Yoksa çizdirmemiz gerekli ki dediğimiz gibi doğru yol haritasını çıkartabilelim. Risklere göre söndürme sistemlerini, algılama sistemlerini kurgulayalım. Hesaplarımızı ona göre bakalım. Mevcuttaki risk yeni planladığım şeye uygun mu değil mi ya da üretim durumunu ya da oradaki depo kısmındaki ihtiyaçları karşılayabiliyor mu? Bunları sorgulayalım. Tasarım noktasında özel söndürme sistemleri gerekli olan alanlar olabiliyor. Onlara göre, riske göre yardımcı olabilelim. Tasarımlarımızı yapabilelim. Tesisatlarımız bakımsız kalabiliyor. Sadece tesisat özelinde de değildi. Pas paylarının yangına maruz kalmadan aşınması da söz konusuydu. Hem mekanik hem elektrik hem de mimari olarak tesisimizi bakımlı hale getirmemiz gerekti. İşte pasif yalıtım geçişini sağladık ilk başta yaptığımızda. Sonra oradan ustamız kablo geçirdi ve o yalıtımı deldi. Ama tekrar biz o yalıtımı yenilemedik. Bu da bir mimari bakım gibi düşünebilirsiniz. Onu da kontrol edip periyodik olarak kontrol etmemiz gerekli. Depolama koşulları, mimari, mekanik, elektrik hepsi birbiriyle iç içe değerlendirilmesi gerekli ve bu çok önemli. Endüstriyel tesislerde çok fazla karşılaşıyoruz. Depolama yüksekliğini belirlerken
Ana malzemenin yanıcılık sınıfına, ambalaj malzemesinin ne olduğuna, o malzemelerin nasıl istiflendiğini, işte koruma yapılan siftingler türünün K faktörüne göre, binanın depolama yapılan alanın yüksekliğine göre depolama yükseklikleri değişkenlik gösteriyor. Burada özel olarak bu hususların tek tek değerlendirilmesi gerekli. Benim ürünüm yanıcı değil. Ben 9 metrelik bir depolama alanı 8 metreye kadar depolama yapabilirim diyemiyoruz maalesef. Bunda da mevzuatlar belli kriterleri sağlamamızı istiyor. Bu risklerin tamamını beraber değerlendirdikten sonra tabii ki bu tablolar oluşturuluyor. Biz de bunlara uymamız gerekli. Burada bunu vurgulamak istedim. Ve büyük yerleşkeler, fazlasıyla insan var. Burada da acil durum ekiplerimizin doğru belirlememiz gerekli. Onların kim olduklarını pek çok noktada asmamız gerekli. Tesisin her yerine iletişim numaralarını yazmamız gerekli. Bir operatör yangın olduğunda direkt müdahale etmemeli. Söndürme ekibine direkt haber vermeli ve en kısa sürede o ulaşmalı. Bu görev dağılımını bilmemiz, herkese de bildirmemiz gerekli ve bu ekibin de sürekli eğitimlerle kendisini geliştirebiliyor olmasını ve sistemleri kullanabilir olmasını sağlamamız gerekli. Ve eğitim demiştim zaten. Periyodik olarak da bu eğitimler yapılmalı ki başta planladığımız her şeyin doğru gittiğine emin olabilelim. Aslında sunumun içeriği bu kadardı. Genel konsepti anlatmaya çalıştım. Mimari yapıdaki gereksinimleri kademe kademe anlatmaya çalıştım. Kompartıman ilk bakmamız gerekenlerdendi. Binaya girdik, kapımızı kaldırdık. Ne var? Burada kompartıman mı? Sorularını kendimize sorduk. Sonra çatı ve cephe malzemelerimiz alevi yürütecek mi, yürütmeyecek mi? Bunları sorguladık. İşte kaçış yollarında doğru mesafeleri ölçümledik mi? Mevzuatın kriterlerini sağladık mı? Bunları sorguladık. Buna benzer süreçleri ve tabii yapısal taşıyıcı sistemin de yangına dayanım performansını sorgulamamız gerekli. Bu noktada kısaca sunumumuzu böyle toparlamış olayım. Ekip olarak da neler yaptığımızdan da kısaca bahsedeyim ve sözü Aygen Hanım'a bırakayım. Soru cevap kısmına geçiş yapalım. Burada da mühendislik ekibi olarak modelle ve simülasyonla başlayabiliyoruz. Yani bir yapıyı üç boyutlu modelleyip gerçekçi yangın senaryoları oluşturup oradaki yanıcı malzemenin yangın yüklerini tek tek hesaplayarak bir yangın oluşturup gerçek yangında olma ihtimali olan yangın yüküyle beraber işte dumanın nasıl yayıldığını, çelik yapının çöküp çökmeyeceğini ya da tahliye yollarına duman sirayet edip etmeyeceğini, insanların güvenli bir şekilde çıkıp çıkmayacağını modelleyip simülasyonlayabiliyoruz. Ülkemizde de bu çalışmalar zaten performansa bağlı çalışmalar gelişiyor. Bu noktada da müşterili adaylarımıza katkıda bulunuyoruz. Konsept yangın tasarımını beraber oluşturabiliyoruz. İşte bir yapıda yeni yatırımınız varsa mimari süreci beraber çözümledikten sonra bu anlattığım konuları tek tek değerlendirdikten sonra elektromekanik sistemlerin tasarımlarını da yapabiliyoruz. Teknik şartnameler hazır. Doğru tasarım noktasında ihale setleri hazırlayabiliyoruz. Söndürme sistemlerinin hesaplarını gerçekleştirip şartname oluşturup projeleri çizebiliyoruz. Ya da bunları başkaları da çizebiliyor. Bu noktada da müşavir rolünü üstleniyoruz ve yapılan çalışmaları kontrol ediyoruz. Yine doğru tasarıma önayak olmak adına. Saha kontrolleriyle de devam ediyoruz. Planladığımız projeler sahada birebir işlenmeyebiliyor. Bu noktada önce mimari yapı gereksinimlerini sahada kurguluyoruz. İşte bu duvar yangına dayanıklı mı? Sahaya gidip montaj muayenesini yapıyoruz. Yangın kapısı yangına dayanıklı mı? Dayanıklı. Bunun sahada montaj muayenesini yapıyoruz. İşte test raporunda tanımlı olanlar bir sütuna, sahada uygulamalarında bir sütuna uygun veya uygun olmayanları karşılaştırarak kontrol mekanizmasına katkında bulunuyoruz. Hani bir numuneyi beraber yaparak söndürme sistemlerinin tasarım kontrollerini gerçekleştirip doğru montajını sağladıktan sonra test ve kabul işlemlerine geçiyoruz. Burada da doğru faaliyetleri yürütüp sistemin test ve devreye alınmasını sağlıyoruz. Süreci baştan sona kadar beraber yürütmeye çalışıyoruz. Dönemsel faaliyetlerimiz de var. Risk analizi de bunlardan en önemlisi. Periyodik olarak eksiklerin giderilmesi gerekli. İşte tatbikatlara eşlik edilmesi ve benzeri faaliyetler de gösterebiliyoruz. Kısaca da efekt zarar ve mühendislik olarak bunları yapıyoruz.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa Aygın Hanım, birebir olarak onlara başlayabiliriz. Evet, sorular aslında sunum sırasında çok teşekkürler öncelikle. Ağzınıza sağlık. Sunum sırasında gelen soruların bazılarına cevap da verdiniz ama ben yine de onları soracağım eksik bir şey kalmasın diye. Cemil Göktaş'ın bir soru var. Merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sorum şu. Duvarı söküp laboratuvarda test etmek mümkün olmayacağı için fabrikamızda mevcut duvarların yangına dayanının olduğunu nasıl anlayacağız? Güzel soru. Çok da mantıklı bir soru. Şöyle, laboratuvar altyapısı var Efektleri Avrasya'nın mühendislik ekibinde. Pek çok malzemenin yangın testlerini sahada ve laboratuvarda, özür dilerim, gözlemleyebiliyoruz. İşte standardın gereksinimlerini öğren, test standardının gereksinimlerini öğreniyoruz ve bu verileri de okuyabiliyoruz. Bu database'i kullanarak aslında yorumlama yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle sizlere şunu soruyoruz. Bu duvarı neyle oluşturmuş? Satın alma kayıtlarına bir sorgulayalım. İşte ürünün modelin tipini bilebiliyorsak, onun mevcut yerine dayanan test raporları var mıydı? Bunu bir kontrol edelim istiyoruz. Bunları da sağlayamıyorsak, sonra mevzuat gereksinimini değerlendirdikten sonra tamam, burası yangına dayanıklı olmalı. Bu hükme varabildik. Bunu da nasıl ek önlemlerle sağlayabiliriz? Eğer bu laboratuvardaki bilgi altyapıyı kullanıp yorumlayamaz isek nasıl ek önlemlerle arttırabiliriz? Bu şekilde bir süreci ilerletiyoruz. Bazı durumlarda ise paneller, yani cephe panelleri ve benzeri işte çatı panelleri sökülüp test edilebiliyor. Buna da imkanımız var laboratuvar altyapısı sebebiyle. Aslında mevcut duvarları böyle değerlendirebiliriz. Kademeli olarak işte soru cevap şeklinde değerlendirebiliriz. Serdar Uzel'in bir sorusu var. Böyle bir webinar düzenlediğiniz için teşekkürler. Bizim için çok faydalı oldu. Kapı montaj muayenesinden bahsettiniz. Mevcut kapılar için de gerçekleştirilebilir mi demiş. Tabii bu gerçekleştirebiliyoruz. Yani kapı montaj muayenesinin çıkış amacı zaten şuydu aslında ilk başta. Yani kapıları takarken doğru takmaktı. Sonra bu prosedürü geliştirdik. Mevcut takılmış olan kapıları da ilk yapıldığında uygulama esnasında gözlemledik. Bu sefer tersten gittik. Kapıyı sökme noktasında nerelere vida takılmış, duvar yapı destek yapısı nedir, işte duvarla kasa arasındaki boşlukta ne kullanılmış, bunları görebilmemiz için de o kapıyı sökmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bir de kapının içerisindeki yalıtım malzemesinin ne olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Bu noktada da işte o kapıyı kullanamıyoruz maalesef, muayene ettiğimiz kapıyı. Çünkü kapının kesitini kesiyoruz. İçinde hangi yalıtım malzemeleri var, bunu gözlemliyoruz. Bunu gözlemlerken de test raporu olması lazım ki kıyaslayabilelim. Yani test raporu olmayan bir kapıyı montaj mühendisi maalesef yapamıyoruz. Çünkü test raporu bize söylüyor. Ben bu şartlarda bu performansı sağlıyorum. Eğer bu zaten cebimde yoksa o kapının montaj mühendisi maalesef yapamıyorum. Laboratuvara gelip o kapının test edilmesi gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra ise diğer kapıları, aynı kapıları kullanmışsak örnekleme metoduyla diğer kapıları da tek tek muayene edebiliyoruz. Teşekkürler. Süha Bey'in bir sorusu var. Merhaba, sanayi tesislerinde ve toplu alanlarda 28,5 metre değerlendirmesi ne kadar doğru? Yorumunuzu istiyor herhalde. Şey, bu herhalde cephe malzemelerinin yangına tepki performansı ile alakalı olan bir soru. Şöyle, şahsi fikrim tabii ki de toplu alanlarda bu 28,5 metrenin çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha az da çekilebilir. Çünkü ulusal, yani uluslararası mevzuatlara baktığımızda yani yüksek bina tanımını farklı şekilde değerlendiriyorlar. Yani NFPA işte en yaygın uygulanan standart dünyada ya da kabul edilen standartlardan biri. İşte yapının iki kattan sonra ya da üç kattan sonra olması durumunda inanılmaz farklı varyasyonlar girebiliyor. O şekilde tanımlamış. Riski daha ön planda tutmuş. Bu yönetmelik değişiminde de uzun tartışmalar sonucu 28,5 metre kararı çıkmış. Sanayi tesislerinde bir nebze çalışabilir. Çünkü geniş açıklıklı yapılar ama kullanıcı yükü bir nebze daha az toplu alanlara göre.
Kolayca tahliye etme imkanımız da olabiliyor. Çünkü çok geniş bir cephe yüzeyi var ve farklı farklı kapılarla dağıtabiliyoruz. O tahliye süresini de kısaltabiliyoruz. Buradaki kritik amaç işte o cephe elemanının içerisinde yangının yürüyüp gitmemesi. Ve tek kat kapı oldu, yani yapı olduğu için hani cepheyi sarsa bile zaten o süre zarfında insanları çıkartmış ve zaten itfaiyenin müdahale ediyor olması gerekli. Böyle yorumlayabiliriz. Genel, yani tam doğru bir cevabı yok bunun. Yani şahsi fikrim toplu binalarda belki daha az indirilebilir bu diye düşünüyorum. Mevzuat böyle ama sonuçta. Aynen, mevzuat böyle. Buna göre elimizdeki verileri değerlendiriyoruz. Ha, bu da şu değil tabii ki. Yani bu da tamamen o yapının sahibinin algısı, ilgisi de önemli. İstekliliği de önemli. Yani güvenliğin ucu bucağı yok. Yani çok farklı boyutlarda yapabilirsiniz. İşte atıyorum bir elektrik panosunun içerisine ısı artışını algılayan bir sensör koyarsınız. Daha alev çıkmadan burada sıcaklık artıyor bilgisini alırsınız. Gidek müdahale edersiniz. Ama bu mevzuatta bir zorunluluk değil. Ama bir güvenlik önlemi önemli. Bu tamamen bizim yapıya işte verdiğimiz önemle alakalı. 5000 metrekarede şey mi? Çelik yalıtımı ile alakalı mı? Yoksa kompartımanla alakalı mı? Orada Kullanım ha, alanıymış. kompartıman, maksimum kompartıman alanı. Ya burada tabii yani şahsi fikrim bölümlendirmenin ne kadar fazla olması o kadar iyi yangın güvenliği açısından. Çünkü bir bariyer kurmuş oluyoruz. O bariyer yangına dayanıklı oluyor ve bir noktadan bir noktaya geçişini engelliyor. Zaman kazandırıyor, kaybı azaltıyor. Ama tabii bu her yerde mümkün olmayabiliyor. İşte o işte uzun bir hattım var, malzeme taşıyorum, birden fazla kapı yapmam gerekebiliyor. Yani burada maliyetleri de artabiliyor. Burada söndürme sistemlerinin etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü bir yangın çıktığında yangını kontrol altına alabilecek bir sprinkler yapısı kurgulamışsak duman azaltmaya yönelik bir faaliyet göstermiş oluyoruz. Ama o sprinkler sisteminin de çalıştığından hep emin olmamız gerekiyor. Bazı durumlarda çalışmaya da biliyor mekanik sistemler olduğu için. O nedenle mimari önlemleri tamamlayalım. Ondan sonra söndürme önlemleriyle kuvvetlendirelim bu güvenlik önlemlerini diye düşünüyorum. Evet, başka sorumuz yok. Çok teşekkür ediyoruz Salih Bey. Sorular gelirse daha sonra size iletiriz. Bir Tabii, ne sonraki zaman? webinarda görüşmek üzere diyorum. Herkese kolay gelsin. İyi hafta sonları. Teşekkür ediyorum herkese. İyi hafta, iyi günler.